Herkese merhaba arkadaşlar, ben Barış Kahraman. Bir pazartesi günü daha geçtiğimiz haftanın teknoloji ve internet dünyasındaki gelişmeleriyle karşınızdayız. Web Tekno Haber'e hoş geldiniz. Geçtiğimiz haftanın başına denk gelen 1 Nisan, teknoloji dünyasında da birbirinden ilginç şakalara sahne oldu. Tüm zamanların en çok satan telefonları arasında yer alan Nokia'nın ikonik modeli 3310, 1 Nisan vesilesiyle 41 megapiksellik kamera ve Windows 8.1 işletim sistemi versiyonlu bir konseptiyle çıktı piyasaya. Ayrıca Google AdSense kullananlar da gelirlerini 1 Nisan günü Uranüs, Mars ya da Ay gibi dünya dışı yerlerden kazandılar. Teknoloji ve internet dünyasının diğer 1 Nisan şakalarını webtekno.com'da bulabilirsiniz. Muhtemelen hiçbirimiz USB kablomuzu ilk seferinde bilgisayarımıza doğru tarafından bağlamayı beceremiyoruz. Apple'ın Lightning şarj kablosuyla sonunda bu soruna bir çözüm bulundu derken hala bilgisayarımıza tersli düzlü takılan USB kabloları da sorun çıkarmaya devam ediyor. Ancak USB 3.1 teknolojisini geliştiren uzmanlar sonunda arkası önü ya da tersi düzü olmayan USB kablosunu da geliştirmeyi başarmış. Artık ne tarafından takarsanız takın bilgisayarınıza doğru yerinden denk gelecek olan USB 3.1 aynı zamanda USB 3.0'dan 2 kat daha hızlı veri transferine de imkan sağlıyor. Facebook Messenger'ın son güncellemesi sayesinde artık Facebook'taki arkadaşlarımızla sesli olarak da görüşebileceğiz. Pek çok mesajlaşma uygulamasında zaten bir süredir var olan sesli arama özelliği WhatsApp'a gelecek diye beklerken bunun Facebook tarafından Facebook Messenger'a getirilmiş olması, acaba Facebook WhatsApp'ı satın aldıktan sonra bu iki uygulamayı birleştirecek mi yoksa WhatsApp'ın devamına son mu verecek gibi soru işaretleri doğurmuyor değil kafada. Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcılarının her türlü gelişmesini ilgiyle takip ettiği Lenovo firması, Motorola'yı da kendi bünyesine kattıktan sonra mobil pazardaki payını da artırmayı hedefliyordu. Nitekim bundan birkaç ay önce kendi cep telefonlarını duyuran Lenovo, bu sefer de A7, A8 ve A10 olmak üzere 3 farklı seriden 4 yeni tablet modeliyle karşımıza çıkıyor. Üstelik $140 ve $160 gibi fiyatlarla karşımıza çıkan Lenovo'nun tabletleri düşük bütçeli kullanıcıları sevindirecek gibi duruyor. Lenovo'nun tabletlerinin donanımsal özellikleriyle ilgili farklılıkları da www.webtekno.com'da bulabilirsiniz. Ülkemizdeki ilk Apple Store'un açılmış olması da teknoloji meraklılarını sevindiren gelişmelerden de geçtiğimiz hafta. Yüzlerce kişinin katılımıyla İstanbul Zorlu Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşen büyük açılışa Apple'ın CEO'su Tim Cook'un da gelmesi bekleniyordu. Ancak Tim Cook, söylentilere göre Türkiye'de uygulanan internet yasaklarını ve sansür uygulamalarını protesto ettiği için açılışa katılmadı. Ülkemizin ilk Apple Store'u 5 Nisan Cumartesi günü Zorlu Center'da açıldı ancak YouTube'un ne zaman açılacağını hala bilmiyoruz. Her ne kadar sanal ağın tüm nimetlerinden faydalanamıyor ve interneti yarım yamalak kullanabiliyor olsak da İstanbul Büyükşehir Belediyesi internet kullanıcılarını sevindirecek bir olaya daha imza attı geçtiğimiz hafta. Şehrin 27 farklı noktasında ücretsiz Wi-Fi bağlantı hizmeti sunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu bağlantı noktalarını www.webtekno.com adresimizde bulabilirsiniz. Müzik. 7 Nisan Pazartesi günü bir kez daha teknoloji ve internet dünyasının gelişmeleriyle sizlerle birlikteydik. Ben Barış Kahraman, bir başka Web Tekno Haber'de görüşmek üzere. Hoşça kalın.